Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Bugün inşallah iyi bir İslam ahlakı, karakterli, şahsiyetli bir Müslüman ve ahlaklı bir insan hakkında konuşmak istiyoruz. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz Allah Celle Celaluhu "Lekad kerremne beni Adem" buyurdular. Biz Ademoğlunu mükerrem kıldık, saygıdeğer kıldık. Onu en güzel kıvamda yarattık diyor. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ Gerçekten de dünyanın en güzel yaratığıdır insan yani. Yemin ise buna başı ağrımaz, gülden de sümbülden de daha güzel diye. Ayet-i Kerime onu söylüyor. Gerçekten de insanın gerek iç dünyası gerek dış dünyasına baktığımız zaman bu yaratılışa hayran kalıyoruz. Yani ruh dünyası da öyle, fizyolojik yapısı da öyle. İnna halaknakum min zekerin ve unsa. Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık buyuruyor. Adem ve Havva. Dolayısıyla hepimiz bir cihetten kardeşiz. Adem de topraktan yaratılmış. İnsanların birbirlerine karşı üstünlüğü yok. Özellikle de Müslümanlar. İnnemel mu'minune ihve. Müminler birbirlerinin kardeşleridir diyorlar. İnnemâ hasr edatını öne alırsak, ayet-i kerimede öyle, ancak Müslümanlar birbirleriyle kardeştirler. Kardeş, karındaş, aynı karında yatmış anne babanın evlatları, biri mümin biri kafirse kardeş değil, birbirlerine mirasçı bile olamıyorlar. Ama davranış itibariyle değerli kardeşlerim, güzel ahlak ile muamele etme bakımından bir fark yoktur. Yani Müslüman, güzel ahlak sahibi, kamil, olgun bir insandır. Hem Müslümanlara karşı hem kafirlere karşı. Dinine karşı düşmanlık yapmayan, Müslümanlarla savaşmayan, onlara zulmetmeyen kafir bile olsa, onlara iyi davranmak borcundadır Müslüman. Özellikle de Müslümanların arasında yaşıyorsa. Ama diniyle savaşan, Müslümanlarla savaşan, onlara saldıranlara karşı şiddetle savaşmak ve sert davranmak da bir Allah'ın emridir. Ya eyyühellezine amenu, qatilullezine yelunekum minel kubbari vel yecidu fiyukum gızza. Siz de bu konuda bir sertlik görsünler yani. Değerli kardeşlerim, insana bakışımızı böyle bir çerçeve içerisinde çizdikten sonra şunu söylüyoruz. Beraat-ı zimmet asıldır. Yani bir insanın suçu sabit olmadıkça o adam tertemiz bir insandır. Günahsız, masum bir insandır. Ne zaman ki yargı önünde yargılanır ve suçu sabit olur, o zaman suçlu dersiniz. Dolayısıyla Müslümanlar özellikle de birbirlerinin kardeşleridir. Evet, kafir de olsa tekrar söylüyorum, konu komşu, dinimize ve Müslümanlara hakaret etmedikçe, düşmanlık yapmadıkça onlara karşı da komşuluk haklarımız vardır. Her türlü iyiliği yapmak dinimizin bize emridir. Müslüman din kardeşi hakkında hüsnü zan besler, iyi düşüncelidir, iyi fikir sahibidir. Hüsnü zan diyoruz buna, suizan yani kötü zannetmek. Belgesiz, delilsiz, kanıtsız, ispatsız doğru değildir. Güzel dinimiz bize hüsnü zan beslemeyi emreder. Yakında bu konuyla alakalı bir sohbetimiz olmuştu. Allah Celle Celaluhu Müslümanları tanıtırken bize bir ayet-i kerimede buyuruyor ki, Ra'd suresi 19. ayet-i kerimeden itibaren okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Efemen ya'lemu ennemâ unzile ileyke min rabbikel hak. Rabbinden sana indirilen hak olduğuna iman eden bir Müslüman. Kemen huve a'ma. A'ma gibi hiç olur mu? Allah'ı tanımıyor. Allah'ı tanısa Allah'ın kitabında kendisini tanıtmasını tanımıyor. Kur'an'a iman etmiyor. Hazreti Muhammed'i peygamber kabul etmiyor. Dolayısıyla Allah'ın kulu olma yerine başına buyruk, nefsinin kulu olarak yaşıyor. Yani kendi nefsini Rab edinmiş, Tanrı edinmiş. Keyfine göre, bildiğine göre yaşıyor. Oysa bir Müslüman Allah'ın indirdiği hak ile yaşar yani.
İnnemâ yetedekkaru ulul elbâb. Bunu ancak akıl sahibi olanlar tezekkür eder, düşünür, ders ve ibret alır. Kim bunlar? Ellezîne öyle insanlardır ki yûfûne bi ahdillâh. Allah'a vermiş olduk da ahitte sözde dururlar. Ve lâ yenkudûne el-mîsâk. Mîsâkı, anlaşmalarını, sözleşmelerini bozmazlar. Vellezîne öyle insanlardır ki yasılûne mâ emarallâhu bihi en yûsal. Allah Celle Celaluhu'nun bağlamayı emrettiklerini bağlar, koparmazlar, sıla-i rahim yaparlar. Yani akrabalarıyla ilişkiyi kesmezler. Daha da uzatırsak, genişletirsek manayı, eşleriyle, dostlarıyla, akrabaları gibi ahbaplarıyla da alakalarını kesmezler. وَيَخْشَانُوا رَبَّهُمْ Rablarından haşyet ederler. Saygıya dayalı bir korku duyarlar. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ Kötü bir hesaptan da ahirette yine endişe eder, korkarlar. وَالَّذ۪ينَ صَبَرُوا Öyle insanlardır ki sabırlıdırlar. Sabreder, ibadetlerini yerine getirirler. Allah'ın emirlerine bağlı kalırlar. Sabrederler, kendi nefsiyle mücadele ederek haramlardan uzaklaşırlar. Sabrederler, Cenab-ı Allah'ın bir imtihan olarak kendisini denemek hakkıdır. İçin vermiş olduğu belalara, musibetlere sabrederler. İbtiga evveçi Rabbihim, Rablerinin rızasını isteyerek böyle sabırlı davranırlar. Ve akamu salata namazlarını kılarlar ama tam kılarlar, dikkatli olurlar. وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ Bizim kendilerine verdiklerimizden infak ederler. Kendi malları yok ki, her ne varsa ellerinde emanetin bizim verdiğimiz. Bizim malımızı, bizim rızamız için, bizim yolumuzda infak ederler. Sırran ve alaniye. Sır yani gizlice ve alaniye, aleni olarak yani açıktan. Evet, وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ Es-seyyiyete, çok önemli bir konu. Kötülüğü iyilikle savarlar. Yani o kötülük yapmışsa ona iyilik yaparak utandırırlar. Çünkü birisi sana kötülük yapıyor, sen ona iyilik yaparsan, insan ise utanır, yüzü kızarır, mahcup olur yani. Hatta başka bir ayet-i kerimede, sana kötülük yapanı iyilikle sav, bir de bakmışsın ki aranızda candan bir muhabbet, bir sevgi oluşmuştur buyuruyor diyor. Ulaike lahum ukbettar. İşte bunlar içindir dünya yurdunun güzel sonu. Dünyada da güzel sonuç, akıbet, mutluluk onlar içindir. Elbette ki ahirette de bunun mükafatını göreceklerdir. Değerli kardeşlerim, o yüzden müminler olgun insanlardır. Karakterli insanlardır. Bazen hoşlarına gitmeyen işlerle karşılaştıkları zaman sabrederler. Kendilerine yapılan kötülüklerle, iyilikle savarlar. İyilikle savunur. Kötülüğün sonu gelmez ki. Onu bir de iyilikle def etmek, hem kendi selameti için, hem karşıdakilerin selameti, düşmanlıkların bitirilmesi için, dolayısıyla toplumun ve devletin selameti için. Karakterli olmak bunu gerektirir. Kolay mı? Değil. Zor. İşte bu zoru başarmak nefisle cihattan geçiyor. Terbiye, seyri sülük diyoruz biz bunlara. Bu da tabii bir ilim işidir, yoldaş işidir, irşat işidir, eğitim işidir. Uzun zamanlar neticesinde sonuç verse bile değerli kardeşlerim, asla vakat bundan vazgeçilmez. Evet, iyilik yapanlara iyilikle karşılık vermek ya da kötülük yapanlara kötülükle karşılık vermek, halkta arasında böyle bir tabir var, her kişinin kârıdır. Ama kötülük yapanlara iyilikle karşılık vermek her kişinin kârı. Yani herkesin kârı değil, her kişinin kârı. Değerli kardeşlerim, Müslüman burada belli olur. Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde münafıkların alametini sayarken 4 tane sayıyor ve bunlardan bir tanesi de düşmanlık yaptığı zaman durdurak bilmez, aşırı gider diyor. Sen ona bir sille vurmuşsun, o sana 2 sille vuruyor, 3 sille vuruyor, 4 sille vuruyor, 5 sille vuruyor, öldürmeye kalkışıyor.
Yani canım sana yani suç işlenmişse misliyle mukabele edersin. Birisi sana kötü bir söz söylemiş, o bin kötü laf söylüyor. Hayatı boyunca gittiği her yerde o insanın aleyhinde durmadan kötü söylüyor ve düşmanlık kışkırtıyor. Ve izâ hâsımı feceri. Münafığın alameti. Diğerlerini de hatırlayalım. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Konuştuğunda yalan söyler. Dedikodu, iftira, emanete ihanet eder. Ve bir de böyle düşmanlık yaptığı zaman aşırı gider. Halbuki olgun bir Müslümandan beklenen neydi? Böyle bir düşmanlığı, yani yapılan bir kötülüğü iyilikle savuşturmak. Er kişinin kârıdır. Er kişi olmak kolay değil. Bir kısa anlatırlar. İbrahim Ethem rahmetullahi aleyh arkadaşlarıyla beraber yaşıyor bir yerde ve onlara hep hizmet ediyor. Onların ekmeğini kendisi temin ediyor. Gidiyor akşama kadar çalışıyor. Bir yandan zikrullahla meşgul kalbi, bir yandan helal lokma kazanıyor. Arkadaşlarına yemek yapıp yediriyor. Tabii bu çalışma esnasında bazen eve geç kaldığı da oluyor. Öbür arkadaşları da iyi insanlar ama alışmışlar İbrahim Ethem'in böyle kendileri için çalışmasına, tembellik yapıyorlar. Ha bu hoş değil. Ortalıkta efendim bir külfet varsa paylaşmak lazım. Kendilerinin de ekmek paralarını kazanması lazım. Kim ki kazanmazsa bu dünyada ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası. Hoş bir huy değil. Ve bu tembel herifler alışmışlar buna. Bir gün Ramazan ayı oruç tutuyorlar. İbrahim Ethem geç kalmış yemek telaşından. Efendim demişler ki ya biz yemeğimizi yiyelim, onu beklemeyelim. Hatta yemek de bırakmayalım. Bir daha da böyle ceza olsun, kendisine geç kalmasın. Yahu bu yemeği kim getiriyor size? Mübarek adamlar. Yiyorlar, yatıp uyuyorlar. O gün de gecikmiş İbrahim Ethem. Geliyor ki arkadaşlar uyumuşlar. Onlar ne düşünüyor? Bakın bu ne düşünüyor? Diyor ki kendi kendine, vay zavallı kardeşlerim, herhalde yiyecek bir şey bulamadılar. Aç aç uyudular. Hemen paçaları sıvıyor, ateş yakıyor, hamur yoğuruyor efendim, çörek yapıp onlara pişirip yedirmek istiyor. Böyle bu esnada tabii uyanıyorlar. Yani hamur yoğurana kadar ateş yakılıp işte yemek hazırlanırken ekmeğin kokusuna uyuyorlar. Diyorlar arkadaşlar aç yattınız herhalde buyurun beraber yiyelim. Arkadaşları bakıyor bakın şöyle. Bir bizim yaptığımıza bakın bir bu da bu adamın yaptığına bakın diyorlar. Hepinize mutluluk dualarımla değerli kardeşlerim. Hoşça kalın. Vesselam.